Özür dilerim, sevginiz de mi yalan? Hem Abla Mehmet. rahat rahat bırakmıyorlar. Rahat bırakmıyorlar. Sen seviyor musun Belkıs'ı? Dün akşam karar verdik. Yapacak bir şey yok ablam. Ama bu sözler sesinden hala sevdiğini anladım. Kim rahat bırakmıyor sizi? Abla bırakmıyorlar işte. Dün akşam gene eve gitmişler. Kimin evine gitmişler? Bizim eve gitmişler. Gitmişler mi artık? Zaten ekranda tehdit ettiler. Evet, babası. Ekran tehdit ettiler. Ondan sonra zaten benim ailem komple bugün karakolda geçirmiş. Nerede geçirmiş ben de Ama bilmiyorum. olmaz böyle yani. Olmaz yani. Bu klipleri sen yapmışsın. Ben yaptım. Bu sevgi de yalan mıydı? Hayır. Hayır. Yalan değildi ama ben amcamın kızını düşünerek yapıyorum. Onun kızını düşünerek yapıyorum. 10 senelik evliliği bitmesin diye. Benim yüzümde bitiyor zaten. Ben istemiyorum. Amcanın kızı Erdal'ın kardeşiyle evli. Evet. Niye evliliği bitiyor peki? Hayır, onun değil. İşte dün akşam onu getireceklermiş. Bunun evliliği karakol bitiyor. Karakol komutanı falan bunun gitmiş evlilisi, demiş. Sizin gelini götürüyorlarmış. Evet, yani. eşi içeridedir diye nereye getiriyorlar? Hamile, 2 aylık hamile kız. Ben istemiyorum. Hamile. Evet. Yani olan ona olmasın. Yani bunun ailesine olmasın. Yani öyle bir şey olur mu Didem Hanım? Ben istemiyorum yani. Ben kendim artık... Ben şunu tam öğrenemedim ama onu bir öğrenmem lazım. Sen Ekrem'in evinden gidiyorsun ya, ayrılıyorsun. Sana bir kadın yardım ediyor. Evet. Sonra Silifke'ye Mehmet'in yanına... Polisin yanına gittim. Polisin yanına gittin. Sonra Mehmet'in yanına gittim. Sonra Mehmet'in yanına gittin. Peki, aynı 10 içinde. 13 Aralık. 14'ünde Aralık yanıma mı? Geldi. Aralık mı, Kasım mı? 14'ünde yanıma geldi. Aralık. 12. ay. Evet. Yanına geldi. Peki sen evlisin. Geldi zaten onu otogarda yollarken sizin ekibe söylemiş. Peki Silifke'de sen nerede, Belkıs'ı nerede konakladı, nerede kaldı? Orada bir arkadaş var. Oraya gittik, yemek yedik. Ondan sonra gönderdim. Ha, hiç Silifke'de beraber kalmadınız? Yok, hiç yanıma gelmedi. Sadece otogarda dedi, ben mesajları da size gönderebilirim. Bir dakika dur, hadi anlat. Aralık'ın 10'unda ben evde kaçtım zaten. Tamam. Aralık'ın 11'inde Aralık'ın 10'u da polise gittim. Tamam. Aralık'ın 10'unun saat 5 mi 8 civarında ben otobüse bindim. Tamam. Bunun evini işte Silifke'ye gittim. Tamam. Bunu aradım. Bu dedi neredesin dedi. Ben dedim buna neredesin dedim. Hı hı. O geldi. Zaten sabah karşılaştık. Zaten saat 10 Aralık'ın 11'inde otogarda karşılaştık. Gittik bir ekmeği yemek yedik. Hı hı. Sonra evine gittim. Hatta onun Mehmet'in evine gitti. Hayır, karısının evine değil. Hı. İşte onun arkadaşının karısının yanına gitti, götürdü beni. Tamam. Orada işte 2 gün orada kaldım. Evet. Kalmış orada. Aha. Evet. Hemen gönderdim diyorsun ya, hemen göndermemişsin. Devam et Belkıs'a sonra. Mersin'e gitti ondan sonra. Durdu, bir anlatsın, söyle. Evet. Aralık'ın 13'ünde babam sürekli arıyordu dedi, ben bileti kesti. Ben Mersin'e gittim. Senin Mehmet'in yanında olduğunu baban nereden biliyor? Babam zaten şifreleniyor diyor, sürekli diyor senin yanında, senin yanında, senin yanında, ama Allah da bilir o zaman benim yanımda değildi. Bak o da burada. Aralık'ın 13'ünde burada, sabah. Diyor ayın 4'ünde evde çıkmış. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman Silifke'ye niye gittin? Mehmet'in yanına neden gittin? Yani işte Ekrem böyle edince ben polise gittim. Polis de... Mehmet sana ne dedi polis? Yok, Mehmet bana bir şey demedi. Ben Mehmet'in yanına gittim. Mehmet dedim böyle böyle durum var. Hangi umutlarla Mehmet'in yanına? Kimsenin yanına gidecek kimseyi bulamadığın için mi Mehmet'in yanına gittin? O zaman seviyordum ama şimdi yok. Peki Mehmet'in o zaman da evli olduğunu biliyordun. Biliyordum tabii ki. Bir kızı hangi umutlar yani? Bir kızı var, evliliği var. Ya nasıl? İşte sığınacak kimsen yok muydu? Mehmet ya? Yoktu kimsem. Hiç kimsem yoktu. Yoksa gitmez miydin Mehmet'in yanına? Ben Mehmet'le evlenmeyi isterdim ama ben şimdi istemiyorum Didem Hanım. Peki Mehmet sana boşanacağım, seninle evleneceğim dedi mi? Dedi. Hatta mesajları da gösterdim size. Dedim. Ama sonra dedi ben hala karımı çok seviyorum dedi. Sen Belkıs'ı sevdin mi? Yoksa aslında senin eşin yani çocuk sahibi olamadığı için sadece çocuk sahibi olmak Yok, için mi Belkıs'ı? Sevdim ablam. Nesini sevdin Belkıs'ı? Sevdim ablam.
sevdim. Nesini sevdin? Baktım işte dediğinde baktım ağırbaşlı. Yani herkes gibi o da yani sağa sola gidip gelmiyor. Ama Buracı ile Cevdet'le ilgili yaşadıklarını... Yok ben onları bilmiyordum. Burada öğrendim. Onları bilmiyordum. Ben sadece şeyin yanında olduğunu biliyordum. Tamam Raci'nin Murat. Ben bir şey söyleyeyim de. Söyle Raci'yi çağıracağım hemen. Evet. Zaten bundan sonra ben hatımı da değiştireceğim. Ben artık Mehmet'le de görüşmek istemiyorum. Artık sizin kendi karısıyla, çocuğuyla mutluluk dilerim. Ben istemiyorum. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Bir de çalışıp yani dıştan okumak istiyorum. Tamam sen buradan neyse şimdi ben de susuyorum. Şimdi sustum ama zamanı gelince konuşacağım. Ama önce Raci gelsin. Raci gelir misin lütfen? Hoş Merhaba, geldin. Hoş buldum. Merhaba. Benim Mehmet'in yanına alayım. Merhaba. Şimdi sen dün şöyle bir bomba patlattın. Dedin ki ben dedin en sonunda işte şey Mehmet beni buraya gönderdi. Buraya gönderirken de ondan sonra amaçları Cevdet'e karşı bir oyun hazırlamaktı. Evet, bu oyuna ben de kendi rızamla dahil olmadım. Çünkü bana o sırada yasaklı madde içirdi dedin. Evet. Doğru mu? Doğru Didem. Şimdi sen buraya cumartesi günü geldin. Cumartesi günü otobüse bindin. Bindim. Otobüse bindin. Evet. Pazar günü buradaydı. Evet. Biletin fotoğrafını ben şimdi bir şeyden bahsediyorum ya ekranlara daha doğrusu getirir misiniz bir göstermek istiyorum her şey belgeli olsun bir getir hemen hızlıca Hakan hadi hızlıca gelin evet. Ne konuşursam hepsini belgeliyle konuşuyorum ben de belgeli konuşayım da çünkü çok garip bir durum söz konusu. Hadi lütfen neyi bekliyorsunuz arkadaşlar sadece biletin fotoğrafını Allah'ım ya Rabbim ya sonrasında da pazartesi günü de yayına çıktın evet. Doğru mu? Doğru. Normalde ben yayında bile olmayacaktım. Tamam. Şimdi yayına geldiğim. İfade verip gidecektim. Bu fotoğraf ve Raci Kılıç. Biz otobüse bindiği saat. Saat 19'da otobüse binmişsin. Evet. Sana ne zaman? Gel şimdi stüdyoya Hakan. Diğer VTR'yi hazırlayın. Kesit Raci ilk gün VTR'sini hazırlayın. Gel stüdyoya gel. Gel gel. Sen yasaklı maddeyi sana ne zaman içirdiler? Gelmedim birkaç gün önce. Bir dakika. Şimdi gelmeden birkaç gün önce. Yayına bağlandığım zaman. İçirdiler. Gün, evet. İki gün önce. Ya, peki öyle bir şey diyor. Sen buraya geldiğinde özür dilerim. Anlamaya çalışıyorum. Gerçekten anlamaya çalışıyorum. Tamam işte. Sen buraya geldiğinde yasaklı maddenin etkisinde miydi? Evet. O anlar gelsin ekranlara. Benim arkadaşım dedi. Belkaz'ın oyunu. Doğru konuş doğru. Doğruyu konuşuyorum. Doğru konuşuyorum. Bu yalanları söyleyecek şekilde seni eğitti mi? Evet. Sen benim çocuğum musun? Çok önemli bir tanık geleceğim. Gel lütfen. Hoş geldin. Tanıyor Hoş musun? Merhaba. İyi yanlar. Nasılsınız hanımefendi? Sağ ol. Teşekkür ederim. Önemli. Gel seni şöyle alalım. Merhaba Belkıs. Merhaba. Nasılsınız? İyisin. Merhaba. Merhaba. Belkıs'a kim? Belkıs kim? Yok, önce Belkıs'a söylesin. Evlendiğin kişi. Evlendiğin kişi? Evet. Mehmet? Doğru. Bu kız... Zor durumdaydı. Ben yaşı küçük olduğundan dolayı... Ya onu bunu bırak. Sen nerede tanıştın onu bana? İstanbul'da. Söyle. İstanbul'da evet. Nerede? Taksim'de. Taksim'de. Bir mekanda. Bir mekanda. Evet. Kim beraber vardı? Kimin yanındaydı? Cevdet'le bir de bir tane daha bayan vardı. Ne zaman oldu? Şimdi cumartesi saat 19'da biniyorsun. Cumartesi, cuma, perşembe günü yasaklı maddeyi kullandı. Senin iraden dışında sana yasaklı madde veriyorlar. Senin yayına bağlandığın pazartesi geldiğin canlı yayına bağlandığın geldiğin daha doğrusu katıldığın gün şu anki halinden daha enerjiksin. Bir yasaklı madde etkisi var mı sevgili izleyiciler? Yok. Peki. Peki bir tane de bir şey daha göstereceğim. Sen buraya geldiğin günden beri bize 5 tane ayrı senaryo çizdin. 5 ayrı açıklama yaptın. Şimdi yalan söylüyorsun diyemeyeceğim. Demek istemiyorum. Yok söyleyebilirsiniz. Beş ayrı yalan söyledin. 5 ayrı senaryo çizdin. 5 ayrı plan vardı.